Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, videomuza, bahçemize hoş geldiniz. Şimdi biz bahçemizde organik olarak kendi kendine yetişen bir ot toplayacağız. Biz buna sirken otu diyoruz. Ve bahçemizin maşallah her yerinde var. Sizinle de paylaşmak istedik. Yani sizler bunlara ne diyorsunuz? Mutlaka yorum olarak bize yazarsanız çok seviniriz. Ya bunu nasıl yiyoruz? Güzelce haşlıyoruz değil mi anne? Çok haşlamıyoruz. Güzelce yıkıyoruz. Güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra hafif bir haşlıyoruz. Hafif haşlıyoruz, yani rengi gidecek gibi olduğunda hemen alıyoruz. Rengi gitmez bence. Bu yeşil kalır. Yeşil mi kalıyor? Bu arada ben de sizinle öğrenmiş oluyorum. Aslında hep annem yapar, ben yerim. En çok da sevdiğim şey. Soğanla kavuruyorsun daha sonra. Tabii, onu yıkadıktan sonra böyle sıkıyorsun suyunu. Suyunu sıktıktan sonra soğanı da kavurduktan sonra içine katıyorsun. Onu bir çeviriyorsun bir iki kere. Ondan sonra tuzunu şeyini at ye. Afiyet olsun. Evet. O zaman şimdi başlayalım. Anne sen toplamaya başla. Nasıl topluyoruz? Bize gösterir misin? Şöyle güzellerini şöyle şuralarını alıyoruz böyle. Böyle. Böyle alıyoruz. Sonra diğer yerleri yine kalıyor. Bak gördüm. Evet. Böyle şeyinden, sert olanlarından değil, uçtan alıyoruz. Uçtan hemen hafiften yıkadıktan sonra bol suda. Ondan sonra bunları güzel haşlıyoruz. Bol suda yıkayıp çok haşlıyoruz. Çok haşlarsak ezilir. Ha, evet, ezilmeyecek arkadaşlar. Ezilmeden az bir miktarda haşladıktan sonra alıyoruz ve suyunu sıkıp şu tırnak şeyine böyle sıkıp böyle alabiliriz. Tırnak ucuyla sıkıp böyle koparıyoruz. Bu arada bunlar burada kalıyorlar. Daha sonra vermeye devam ediyor arkadaşlar. Biz bunları yok etmiyoruz. Zamanı geçtikten sonra tohuma çıkıyor ve tohumun döküldüğü yerlerde tekrar bu otlardan çıkıyor. Yalnız tavsiye ederim, çok güzel, çok lezzetli bir ot. Acı falan değil. Kesinlikle acı değil. Evet, annemin dediği gibi. Bakın neredeyiz? Bahçemizdeyiz arkadaşlar. Fasulyelerimizin içindeyiz. Bak tamamen fasulyelerimizin içinde. Bakın şurada da var. Ben hatta şöyle çekeyim size, fasulyelerin arasından çekeyim. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yani organik bahçem diyoruz ya, kanalımızın adı Yeşil Vade Organik Bahçem. Ya yalan değil arkadaşlar. Burada her şey organik. Yani şu otu dikmek istesen yani olmaz. Olmaz. Evet, dur. Şurada da var bakın. Bunlar da biraz daha yeni, küçük halleriyle. Küçük bunlar. Biraz daha büyüdükten sonra alabiliriz. Şöyle bir geziyoruz bakalım. O yüzden bu yolu kullanmam gerekiyor oraya gitmek için. Evet, çok güzel. Yağmur yağdı, güzelleşmişler. İnanılmaz yağmur yağdı arkadaşlar. Yani sokağa çıkma yasağının bittiği hafta, hatta cumartesileri bazen yasak kalkıyordu ama pazarın da kalktığı hafta inanılmaz yağmur yağdı. Ay bakar mısınız? Şunun resmini çekeyim anne bir saniye. Şöyle. Tamam anne, koparabilirsin. Çok güzel görünüyor bu da. Yanında da yaban nanesi var. Bu nanelerin çeşitleri çok varmış arkadaşlar ama ben bilmiyorum, biz bilmiyoruz yani. Sizler bu otu nasıl pişiriyorsunuz? Yani sizin de bizimkinden farklı bir şey varsa, pişirme tarifiniz, yönteminiz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bakın bahçemizin içindeyiz. Bazen mantar topluyoruz bahçemizden. Bazen ıspıt, zıbıt. Siz de çok fazla şey söylüyorsunuz buna. Bazen işte bugün topladığımız gibi sirken otu. Bazen diken ucu. Ama diken ucu çok yok değil mi anne bahçemizde? Görmedim ben. Başka ne toplamıştık? Hani kazayak arkadaşlar. Kuzu kulağı. Onlar da çok güzel. Isırgan otu var.
Bakın burada da var. Şöyle. Annem seçe seçe topluyor zaten. Ben o yüzden hiç elimi sürmüyorum. Böyle her yerde var maşallah. Bir videoda size şey söylemiştim. Annemin şey yaptığı videoda, mısırlara çapa yaptığı videoda her bitkimize benzeyen otlar var demiştim. Mısıra benzeyen ot da bu. Fasulyelere benzeyen yaban otu da var. Böyle kendi kendine sarmaşık yapıyor. Aynı fasulyeye benziyor. Mısıra benzeyen var. Anne başka ne var demiştik? Mısıra benzeyen vardı, fasulyeye benzeyen. Bir şeye daha benzeyen vardı. Onu başka bir videoda söylemiştim. Bahçemizin güzelliği. Annem topluyor, ben burada başka şeylerle uğraşıyorum. Etrafa bakıyorum. Şurada çok güzel var anne. Bunlar çok güzelmiş. Şöyle yakınlaştırayım ben size. Evet anne, toplayabilirsin. Bir yere gitmemize gerek yok bazı şeyleri aramak için. Bahçemiz olmadan önce ben çok isterdim bu ottan, her yerde olmuyordu. Bu otun olmadığı yerde de diken ucu vardı değil mi anne? O zaman da diken ucu yiyorduk. Evet. Bizim için şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Çünkü zaten yediğimiz ne kadar? Bir dahaki hafta yine gelir, yine toplarız. Fırsat bulabilirsem sizlere yani nasıl pişirildiğini de çekmek istiyorum. Önümüzdeki hafta buraya geldiğimizde çekerim onu size. Bu arada size babamın kirazı aşıladığını göstereyim. Bakın bu ağaç normalde yaban ağacıydı. Yaban kirazıydı. Geçen sene bu ağacı aşıladı. Aşıladı. Şöyle bakın. Aşılanan yeri belli. Maşallah çok güzel oldu. Şöyle çok güzel oldu. Önümüzdeki sene inşallah verecek. Bunun gibi birkaç tane daha yaptı. Şöyle son size bir de şeyi göstereyim. Dereyi göstereyim. Gösterebilirsen. Çünkü dere kenarlarında çok fazla ot var. Bakın. Bahçemiz hemen dere kenarında. O kadar güzel kokuyor ki. Yani anlatamam. İnanılmaz bir doğa kokusu var. Yağmur da yağdı zaten. Harika bir durumdayız. Öyle işte arkadaşlar. Sizler bu sirkenin otuna ne diyorsunuz? Yani bilenler var mı? Varsa söylerse çok seviniriz ismini. Çünkü biz de öğrenmiş oluyoruz. Çok mutlu oluyoruz sizlerin yorumlarınızı görünce. Sonra nasıl pişirdiğinizi de anlatıyorsunuz. Onlar da deniyorum ben. Mükemmel oluyor denediğimiz zaman. Yeni bir tat oluşuyor. Biz genelde bazı otları soğanla kavurup yemeyi daha çok seviyoruz ekmekle. Ama sizler bize söylerseniz bizler de aynı şekilde uygulamaya çalışırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.